Merhaba arkadaşlar, Biraz Konuşalım'ın yeni bölümünde bugün birlikteyiz ve bugünkü konumuz İslam, bunu gerçekten çok beklediniz. Yanımızda da değerli konuğumuz Mehmet Yalçın Hoca var. Ona geçtiğimiz günlerde paylaştığım topluluktan sizlerin yönelttiği soruları sordum. O da elinden geldiğince cevaplamaya çalıştı. Şimdi sorulara ve cevaplara geçeceğiz, zaten uzun da bir podcast olacak. Ancak öncesinde İslam bölümüyle alakalı sizlere bir şeyler anlatmak istiyorum. Bu konunun ikinci bir bölümünü de yapacağız ancak bu sefer yabancı bir Müslümanı ağırlamak istiyorum. Elbette ona yönelteceğim sorular çok daha farklı olacak. Eğer yeterli donanıma sahip, sonradan İslam inancını benimsemiş bir insan varsa aranızda, iletişim adresimi aşağıya bırakıyorum, oradan bana ulaşabilirsiniz. O zaman dilerseniz önce jenerik, sonra video. Başlıyoruz. <laughs> Ölen çocukların ya da bebeklerin direkt olarak cennete gitmesi ne kadar mantıklıdır? Belki de yaşasa benden daha günahkar olacaktı. Bu adaletsizlik değil midir? Evet, adalet demek hak edene hak ettiğini vermek demek. Kimin neyi ne kadar hak ettiğini, kimin neyi ne kadar alması gerektiğini belirleyen ve bilen sadece Allah'tır. Sorunun tam tersini düşünürsek, yani bu sorudaki gibi olmasaydı hangi ihtimaller olabilirdi? İlk olarak şöyle diyebiliriz. Ölen çocuklar direkt olarak cennete gitmezdi de bize sorulduğu zaman biz deseydik ki tam tersini düşünelim. Deseydik ki ölen çocuklar cehenneme gidecek. Bu defa bize denilen şey niye cehenneme gidiyor? Onların suçu neydi şeklinde olurdu. Başka bir ihtimal, küçükken ölen çocuklar doğrudan cennete veya cehenneme gitmeyecek. Onlar hakkında ahirette ufak bir imtihan daha yapılacak. O sonuca göre cennete veya cehenneme gidecek diyebilirdik. Ya da üçüncü bir ihtimal bu sorudan çıkan. Çocukken kimse ölmezdi. Herkes büyüyünce ölürdü. Ama burada da şöyle bir hata oluşuyor. Bir adam 50 yaşına geldi, 90 yaşına geldi. Öldü cehennemlik olarak. Yine bu kardeşlerin böyle bir itirazı gelip belki daha da yaşasaydı cennetlik olacaktı veya tam tersi. 90 yaşında ölüp cennete giden birisi için belki daha da yaşasaydı az birileri de daha cehenneme gidecekti. Niye hemen öldü şeklinde bunu böyle sonsuza kadar götürebiliriz. O yüzden burada dönüp dolaşıp geldiğimiz nokta şu. Allah Kur'an-ı Kerim'de nasıl ki sonsuz yanacak olan kafirler hakkında buyuruyorsa: "Ve lev rutdû le'âdû limen anhu." Onlar dünyaya geri döndürülseler yasaklandıkları bu küfre yine dönecekler. Allah bunu bildiği için sanki bu dünya hayatı Allah'ın ilmindeki o bilginin özeti ve numunesi oluyor. Başka bir ayette dendiği gibi Akıl sahibinin öğüt alacağı kadar size fırsat verilmedi mi? O zaman şimdi sizin itiraz hakkınız yok. deneceği mesele o. Orada kafirler de bizi döndür ya Rabbi biz tekrardan iyi işler yapalım diyecekler ama Allah'ın onlara verdiği cevap öğüt almak isteyen birinin öğüt alacağı kadar size fırsat verilmedi mi? Verildi. O yüzden herkesin ilerisini gerisini bilen Allah'tır ve kim neyi ne kadar hak ediyor bunu da bilen Allah'tır ve biz ne itiraz yaparsak yapalım sonuçta istediğine istediği kadar verecek olan ve hak ettiği kadar verecek olan yine Allah'tır. Nisa 34'de açıklar mısın? Kur'an-ı Kerim'de gerçekten kadına şiddet ona aylanır mı? Arkadaşlar bizler tek kaynak Kur'an'dır. Kur'an dışında hiçbir kaynak kabul etmeyiz. İşte hadislere inanmıyoruz, icmaya inanmıyoruz gibi şeyler söylemiyoruz. Bize göre dinin kaynakları dörttür. Din, Kur'an, sünnet, icma ve kıyas üzerinden yaşanır. Kur'an-ı Kerim'de açıkça geçmeyen hükümler vardır. Ve Nahl suresi 44. ayette de Allah buyurur ki biz bu zikri sana indirdik ki insanlara bunu sen açıkla. Yani peygamberin bize açıklaması gereken şeyler vardır. Mesela namazın kılınış şekli, namazın rekatları, zekatın veriliş meselesi, bayram namazı, cuma hutbesi, cenaze namazı bunlar açıkça Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Kur'an-ı Kerim'de namaz kılın der. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunun nasıl kılınacağını bize anlatır. Şartları nedir, sınırları nedir, rekatları nedir vesaire. Şimdi aynı şekilde Nisa suresi 34. ayette bildiğiniz gibi kadın ve erkeklere Allah tarafından verilen roller kısaca anlatıldıktan sonra mümin kadınların kocaları olmadığı zaman da namuslarını muhafazada büyük gayret gösterdikleri anlatılır. Sonrasında ise bu namusu muhafazanın tam tersi olan nüşuz ifadesi. İşte eve yabancı yabancı insanları almak, koca razı olmadığı halde vesaire vesaire. ilerisi de var bunun söylemek uygun olmayacak şekilde anlaşılmıştır. İlerisine kadar olan bu olaylara biz nüşuz diyoruz. Vellâti <laughs> tehafûne nüşûzehunne Nüşûzundan korktuklarınız hakkında Allah üç tane sıralamayla işte ilk başta onlara nasihat edin, vaaz edin fe'izûhunne onlara vaaz edin hala bu dediğimiz hal devam ediyorsa bakın sıralama koyuyor vehjurûhunne fil mevâci'i onları yataklarda yalnız bırakın. Son olarak da vadribûhunne <laughs> diye bir ifade geliyor. Şimdi sahabeler bunu gördüğü için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Ya Resulallah bu dar bir ifadesi nedir? Bunun sınırı nedir? Ölçüsü nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sahih hadistir. İki tane farklı hadiste. Ve la tadribul Asla yüze vuramazsınız. Ama hangi sebeple olursa olsun. Vadribuhun ne demek? Darben gayra müberrih demektir diyor. Yani bu nüşuz dediğimiz namusu koruma halinin tersi olan hallerde bile İslam erkeğe yüze vurmayı yasaklamıştır. İz bırakacak şekilde vurmayı yasaklamıştır. Canını yakacak derin bir şekilde vurmayı da kesinlikle haram etmiştir. Bakın dört mezhebin icmasıyla diyorum. Ahmet Maliki Şerhül Kebir'inde, Desuki yine İbn Hacer Heytemi Tuhfetül Muhtaç kitabında, İbn Hazim Zahiri, Muhammed bin Cemal kendi yine Halil şerhinde birçok alim kitabında açıkça ifade ediyor ki kadına hangi sebeple olursa olsun bakın sebepleri siz doldurun. Yüze vurmak haramdır. İz bırakacak şekilde vücudunun farklı bir yerine de olsa vurmak haramdır. Can çekiştirecek şekilde, can yakacak şekilde derin müberrih diyoruz ona. O şekilde vurmak da dört mezhebin icması ve ortak görüş birliğiyle haramdır ve hadislerin ifadesiyle de haramdır. Kadın hangi sebeple olursa olsun böyle bir şeye maruz kaldığı zaman mahkemeye gittiğinde hakimden kısas talep edebilir. Benim vücudumda iz bırakacak şekilde vuruldu. Aynı sonra yapılsın. Hatta bundan sebep boşanmak için mahkemeye başvurabilir ve mahkeme bunu İslam mahkemesi bunu boşanmaya bir sebep sayabilir. işkence sayabilir. Eğer bu Nisa suresi 34 böyle sarsmak ve korkutmak şeklinde değildi. Gerçekten iz bırakacak, can yakacak ve yüze vurmak gibi şeyler olsaydı diğer hemen bir iki sonraki ayette bakın ne diyor eğer aralarında bir ayrılıktan korkarsanız ne yapın hakememin ehlihi ve hakememin ehliha erkeğin ailesinden bir hakem tayin edin kadının ailesinden bir hakem tayin edin ve aralarını bulmaya çalışın diye diğer ayetlerde söylüyor yine başka bir yerde ayette yine ve ashiruhun bil maruf hanımlarla mutlaka iyi geçinin diyor başka bir ayette velaten savul fatla aranızdaki ikram ve iyiliği unutmayın diyor yani bu oryantalistlerin söylediği gibi bir işkence olsa haşa ve kella diğer ayetleri nasıl anlayacaksın bu hadisleri nasıl anlayacaksın? Yani bu kadınlar meselesini ayrı bir şekilde mutlaka işlememiz gerekir. Tek bir konu olsun kadınların meseleleri. Ama şunu bilelim, İslam hiçbir şekilde bu az önce söylediğimiz şekillerde vurmaya hiçbir insan hiçbir insana bırakmıyor karı koca arasını, hiçbir şekilde müsaade etmiyor ve bunu davalık bir sebep olarak sayılıyor ve açıkça ifade edeyim ki bu haramdır. Cihad İslam inancı olmayan insanları öldürmek midir? Gerçekten cihad nedir? Cihad emri Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde açıkça geçer. cehet kökünden gelmektedir. Cehd yani gayret etmek, büyük bir azimle çalışmak demek. O zaman cihat kavramının tam karşılığı İslam'ın dünyaya hakim olması için, adil düzenin ve adil paylaşımın sağlanabilmesi için, hangi inançtan olursa olsun zulüm altında olanların o zulümlerinden kurtarılması için, canla, malla, kalemle, ilimle, kelamla, kılıçla, hangi yolla olursa olsun ortaya koyulan gayretlerin tamamına birden cihat denir. Mesela Furkan suresi 52. ayete baktığımız zaman orada buyurur ki, ve cahidhum bi cihaden kebira. Bu Kur'an'la o kafirlere karşı büyük bir cihat yap. Kur'an'la cihat ne demek? Yani Kur'an içerisindeki ilimlerle cihat yap. Ama bakın cihadın bu içerisindeki tanımındaki bütün fiiller aynı anda bulunmalıdır. Şimdi bazılarının dediği gibi İslam barış dinidir deyip de cihadın böyle yarısını çöpe atarcasına davranmak doğru değil. Evet İslam barış dinidir ama İslam teröristlerle, zalimlerle, katillerle barışma dini değildir. Neden şu anda İslam'ın kısa sükme uygulanmadığı için? Mesela adam öldürmüş, mesela tecavüze karışmış. Bu kişiler hapse atıldığında niye halk arasında umarız içerideki mahkumlar gerekeni yapar sözü kullanılıyor. Demek ki tam yapılması gereken yapılmamış olarak görülüyor halk arasında bile. O yüzden İslam evet barış dinidir ama barış ancak zalimlerin hak ettikleri şekilde cezalandırılmasıyla olur. Peki İslam evrimi kabul eder mi veya bilimle çelişir mi? Evrim bize bir paket olarak geliyor ve bu paketin içerisinde bir sürü madde var. Mutasyonlar, hücrelerin şu anki davranışları, türlerin kendi arasındaki değişimleri vesaire ve bütün türlerin ortak atadan gelmesi gibi gibi birçok konu var. Bunlardan iki tanesi İslam'la çelişmektedir ve iki tanesi İslam'a göre kabul edilemez. Ama diğer maddeler şahsi bilimsel çalışma ve kanaatlerdir. İslam'la çelişen bir yönü yoktur yani. Bu iki madde dediğim ne? Birincisi şu. İnsanların da diğer canlılarla ortak bir atadan gelmesi, insanlığın başka bir türün evrimleşerek gelmiş hali olması. Burası İslam'la uyuşmaz. İkincisi şu anda gözlemleyebildiğimiz değişimin ileriki boyutlarda insanı insan olmaktan çıkaracağı iddiası. Bu iki tez İslam'la uyuşmaz. İsteyene ben bunların yazılı metnini de atıyorum. Yani neden İslam'a göre insan ortak ata tezinin dışındadır? Bunların maddeleri nelerdir? Bu ayetlerin mecaza çekilemeyecek noktaları nelerdir? Bu hususta onlarca ayet, onlarca hadis ve ümmetin icması var. Ama ben burada bütün vaktimizi buna ayırmamız gerektiği için sadece şu benzetmeyi verip gerisine ayrıntılı videolara bırakmak istiyorum. O da şu. Nasıl ki her gün ateşin yaktığını defalarca görmemize rağmen tam bu kanaatimizi geçmişe doğru da işletecekken ayetin vah gelip bizi durdurduğu gibi. Bakın İbrahim Aleyhisselam hakkında bu kanaatinizi işletmeyin. Çünkü Allah orada özel bir yaratma uyguladı. Her zaman ateşin ardından yanmayı yaratırken orada ateşin ardından yanmayı yaratmadı. Dediği gibi aynı şekilde biz e, anne babasız çocuğun doğmadığını şu anda defalarca görmemize rağmen nasıl ki tam bu kanaatimizi bütün peygamberler için işletecekken ayetin vahyin gelip bizi durdurduğu gibi. Bakın İsa Aleyhisselam hakkında bu kanaatinizi işletmeyin. Çünkü Allah ona mucizevi ve farklı bir yaratma uyguladı ve onu babasız olarak yarattı. Dediği gibi şu anda bizler hangi değişimi gözlemlersek gözlemleyelim. Hangi mutasyonu görürsek görelim. Adem Aleyhisselam'ı ve insanlığı buradan ayırmak zorundayız. Onlarca ayetin, onlarca hadisin ve ümmetin icmasının söylediği yönde Adem Aleyhisselam'ın yaratılışının mucizevi olduğunu kabul etmek zorundayız. Şunu da belirtmem gerekiyor. Zaten bilim eğer gözlem yapmaksa, deney yapmaksa Allah'ın yarattığı dünyadaki gözlemlerle Allah'ın indirdiği Kur'an arasında bir çelişki olması söz konusu olamaz. Ancak bizim itiraz ettiğimiz yerin bilim ve gözlem değil dikkat edin tezler olduğunu kaçırmamanız gerekiyor. İslam LGBT'ye nasıl bakar? Bu çok sorulan bir soru. Kişiler üzerinden değil de fiiller üzerinden konuşacak olursak İslam eşcinsellik fiilini şiddetli bir şekilde ve açıktan yasaklamıştır. Kaldı ki evlenmesi mümkün olan kadın ve erkek arasında bile nikahsız ilişkiler zina sayılırken ve haram sayılırken evlenmesi hiç mümkün olmayacak kişiler arasında bu fiiller elbette ki zina ve haram sayılacaktır. Burada bütün bunlara rağmen bir insanın içerisinde hele ki günümüzdeki o reklamlarla beraber ve süslemelerle amelalle beraber böyle şeylere meyil hissetmesi mümkün mü? Mümkün. Bu durumda olan kardeşlere bizler dua ederiz, destek olmaya çalışırız, farklı şekillerde yardımcı olmaya çalışırız ama birisi haramı haram olmaktan çıkarmaya çalışırsa, bunun savunusunu yapmaya çalışırsa, toplumu böyle şeylere çekmeye çalışırsa bu ifsat sayılır. İşte o zaman buna müsaade edilmez. Yani biz istiyoruz, yapıyoruz size ne mantığıyla her şeyin önü açılır. Burada ahlak temellerini konuşurken yani onlar bize kötülük problemi sorusu sorduğunda biz onlara geri çeviririz ilk başta kötülük tespiti problemini soruyoruz. Size göre iyilik nedir, kötülük nedir sorduğumuz zaman onların bize verdiği 2-3 tane cevap var. Kötülük probleminde ayrıntılı bir şekilde konuşuruz ama çoğunluğun dediğine göre mi hareket ediyorsunuz? O zaman size göre ben sorduğum zaman çoğunluk akıllı, çoğunluk zeki, çoğunluk bilgili, kültürlü, edepli, ahlaklı ve erdemli mi? Yoksa tam tersi mi? Hayır diyorsunuz. Çoğunluk bunların tam tersi özelliklere sahip. E o zaman siz çoğunluğa göre kural belirlesin dediğiniz zaman bu saydığım vasıflar kendinde olmayan kişiler kural belirlesin demiş oluyorsunuz. Veya size göre ölçü benim kendi isteklerime göredir. Ben bana yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına yapmam ama kendime göre kıyas ederimse o zaman mazoşistin birisi çıkar. Der ki ya ben kendime kesmeyi, acı vermeyi çok seviyorum. Bunu başkaları da yaşasın bu zevki diyebilir. Burada büyük bir kaosa ve ahlak temelsiz bir topluma insanları götürmek oluyor. O yüzden tabii ki de Allah'ın her şeyin sahibi olduğunu ve yarattığını kabul ederek ben ondan geldiğini düşündüğüm bir hükmü uygulamakta kendi açımdan tutarlı değil miyim? Mantıklı değil miyim? Her şeyin sahibinin ne olduğunu düşününce ama maalesef bu kardeşler bazıları İslam'ın hükümlerine itiraz ederken kendi konumlarının farkında olmuyorlar. Evet onlara ahlaklı davranabilir ama ahlakı temellendiremez mantık olarak. Aynı mesela meşhur suçlu Ted Bundy'nin e, söylediği gibi bilirsiniz yani mahkemede. Ne diyor? Yani ben kendi yaşamımı devam ettirmek için sokakta bulduğum bir hayvanı kesip yediğim zaman sıkıntı olmuyor da komşunun çocuğunu, özet diyeyim yani ben ekleyerek söylüyorum, komşunun çocuğunu kesip yediğim zaman niye sıkıntı olsun ki? Ben bunda bir sıkıntı görmüyorum diyor. Bu onun fiile dökülmüş hali. Herkes bu fiilde olacak demiyorum. Ama temelde böyle bir boşluk var. Bunu maalesef atlıyorlar. Dünyanın en iyi insanı olsa bile... ...bir ateistin yalnızca Tanrı'ya inanmadığı için... ...cehenneme gidecek olması ne kadar mantıklıdır? Tabii burada gözden kaçan bir nokta var. O da şu. Bir insan kendisine İslam daveti ve tebliği ulaşmadığı zaman... ...yani hangi inançta olursa olsun... ...onun hakkında cehennem hükmü diye bir şey söz konusu değil. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi... ...biz bir elçi ve peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. Hatta bir kişi İslam'ın sadece adını duymuş olsa. Mesela işte yukarıdan bir uçak geçerken onun üzerinde İslam yazısını gördü. Buna niye sen İslam'ı araştırmadın denmez. Çünkü orada bir markanın adı da yazabilirdi. O onu kendisini araştırmaya sevk edici teşvik edici bir tebliğ sayılmaz. Veya İslam diye bir şey ulaştı ama tamamen köklerinden yanlış bir şekilde ulaştı. Aktarıldı. Onu reddeden kişi de doğrudan İslam'ı reddetmiş sayılmaz. Ancak İslam'ın delilleri açıkça ona göründüğü halde inadi olarak inkar eden kişiler e, cehenneme hak etmiş olur. Peki tamam buna rağmen sadece Tanrı'yı inkar etmiş olmuyor mu denebilir? Bunun üzerine üzerine söylenecek çok şey var ama özetle şöyle söyleyeyim. Yalnızca sadece kelimeleriyle bir şey basitleştirilse de onun sonucuna bakmak lazım. Bu kişi yaratıcıyı reddediyor. Bundan sonra dünyada herkesi bağlayıcı bir ahlak sisteminin olmadığını söylemiş oluyor. Dünyada iyiyi iyi yapan, güzeli güzel yapan, kötüyü de kötü yapan bir otoritenin olmadığını söylemiş oluyor. Aynı zamanda hadi diyelim iyilik ve kötülük tespiti yaptık. Birisi iyilik de yapsa, kötülük de yapsa öldüğünde bunun bir karşılığı olmadığını dolayısıyla iyiliğe teşvik edecek, kötülükten dağılık koyacak bir mekanizmanın olmadığını söylemiş oluyor aynı zamanda bu hayatın yok olup gidecek ve manasız bir ortam olduğunu söylemiş oluyor. Ve daha bunun arkasından gelen birçok şeyler. O yüzden sadece veya yalnızca kelimeleriyle basitleştirilen bir şeyin sonucunda ne kadar büyük yıkımlara sebep olduğunu hep beraber görmüş oluyoruz. İnsan aklı sorgulamak için vardır. Peki dindeki yasak ve nimetleri sorguladığımızda veya bir şüpheye düştüğümüzde günah olur mu? İnsan aklı elbette doğası gereği merak eder. Hatta en başta kendisinden başlar merak etmeyi. Ben kimim, ne yapıyorum, nereden geldim, nereye gideceğim? Ölünce ne olacak? Bu hayatın amacı ne? Dış dünya hakkında fikirler üretir vesaire. Dolayısıyla insan aklı elbette ki karşılaştığı şeyleri bir süzgeçten geçirecek. Elbette ki karşılaştığı şeyler arasında kıyaslama yapacak. Dindenmiş gibi anlatılan ama aslında dinden olmayan hurafeleri elemek için için bile bu süzgeci kullanacak ama bunu yaparken bazı kırmızı çizgiler olacak. Mesela İslam'ın hak din olduğunun delillerini araştırabilir. Diğer inançlarla kıyaslayabilir. Diğer felsefi görüşlerle de kıyaslayabilir. İslam'ın hak din olduğunu anladıktan sonra şimdi onun içerisindeki hükümlerle karşılaşacak ister istemez. Ve dediğim gibi arada bazı İslam'danmış gibi olan ama İslam'da olmayan şeyler olacak. Bunlar da elbette gerçek mi değil mi hakikati var mı diye araştıracak. Bu gibi bir araştırma araştırmaysa bunu zaten İslam emrediyor. Febeşşir ibadillezine yestemiyonel Havle okullarıma müjde ver ki onlar her sözü dinlerler ne ahsenehu en güzel olanına uyarlar. Zaten Kur'an bunu emrediyor. Eğer bu şekilde bir şeyi kastediyorsak ama sorgulamadan bir itiraz, hakikati gördüğü halde reddetme, ben böyle olmasını kabul etmiyorum deme veya mesela az önce söylediğimiz meselede geçtiği gibi namazın farzlarıyla alakalı bir araştırma yaptık ve sabah namazının farzı neden iki rekat? Bununla alakalı yaratıcının böyle bir şey emrettiğini ama bize sebebini bildirmediğini gördüğü halde hala daha bir çabaya girişmek ömür tüketmektir boş yere. O yüzden elbette araştırma manasındaysa İslam tam tersine bunu teşvik eder. Günah değildir, sevaptır ama delilleri ve hakikatleri gördükten sonra, bunlarla karşılaştıktan sonra peygambere muhalefet etmek. Aynı ayette geçtiği gibi ve men rasule min kim hakikat ve hidayet kendisine görüldükten sonra peygambere muhalefet ederse ileride dediği gibi biz onu cehenneme girdiririz diyor. Dolayısıyla bu manada isyancı, baş kaldırır şekilde bir sorgulama değil, araştırmacı ve delilleri öğrenme anlamında bir sorgulama günahı bırakın tam tersine sevaptır. Allah gibi yüce bir varlık neden tapınılmaya ihtiyaç duyar? Şimdi önce şunu belirtmek zorundayım. Ateist, deist veya agnostik olan kişilerle doğrudan bu konuların konuşulması hatalı olur. Bazı Müslüman kardeşler bu hataya düşüyorlar maalesef. Çünkü yaratıcının varlığını zaten tamamen reddeden veya yaratıcıyı kabul edip de onun bir hükümler sistemi gönderdiğini reddeden kişiler açısından bu konuların doğrudan bir önemi yok. Çünkü onların inkarlarının sebebi bu ve bundan sonraki sorular değil. Onların inkarlarının sonucu bu sorular. O yüzden ilk başta onlarla yaratıcının varlığının delilleri, o yaratıcı neden Zeus değildi Allah, bunun hakkındaki deliller veya İslam'ın hak din olduğunun delilleri şeklindeki konuların konuşulup ondan sonra bu konulara geçilmesi aslında asıl olandır. Ama buna rağmen bizler bu soruları şöyle kabul edelim. İslam içerisinde bu konuların açıklaması nedir veya Müslümanlar arasında bu soruların cevapları nedir şeklinde kabul edelim o şekilde devam edelim. Evet bütün bunlardan sonra soruya geçecek olursak ilk olarak şunu söyleyelim. Allah'ın yani yaratıcının bir şeye ihtiyaç duyması aklen imkansız. Çünkü ihtiyacın tanımı gereği mesela ihtiyacı olan birisinin şu konumda olması lazım. Kendisi bir şeye sahip olması gerekiyor ama sahip değil ve ulaşamamış. Ona ihtiyacı var. Dolayısıyla ona ulaşmak için araya bir şeyler koyuyor. Bu daha çok insanlarla alakalı veya mahlukatla alakalı bir durumdur ama ilah yani ezeli olan yaratıcı neye sahip değil ki ona ulaşmaya çalışsın? Mesela biz her an bir zemine muhtacız, sürekli yemek yemeye muhtacız, güneşin doğru bir şekilde bize ışık vermesine muhtacız vesaire vesaire. Bizim ihtiyaç duyduğumuz şeylerin belli bir sınırı da yok aslında. Ama Allah zaten bunları her an bizim için karşılayan. Dolayısıyla onun bir şeye ihtiyaç duyması söz konusu değil. Peki ihtiyaç duymadığı halde bize neden bazı emirler ve yasaklar koymuş? Bu çok önemli bir konu. Baktığımız zaman İslam'daki emir ve yasakların çoğunun temelde iki tane meseleye döndüğünü görüyoruz. Birincisi şahsımıza veya topluma bir fayda. Mesela Allah zekatı emrediyor. Topluma fayda. Orucu emrediyor. Bize ve topluma fayda. Kefaretler var. Mesela yemin bozduğunuz zaman kefaret ve ödemeniz gerekir. Yani Zıhar yaptığınız zaman kefaret ödemeniz gerekir. Vesaire. Bu gibi kefaretler doğrudan bize veya topluma fayda şeklinde algılanabilir. Yasaklar için de bunu düşünebiliriz. İçkinin yasak edilmesi bize ve topluma fayda. Eroin gibi şeylerin yasak edilmesi, vücuda zarar veren şeylerin yasak edilmesi, faizin yasak edilmesi, toplumun ekonomisine, maddi durumuna fayda gibi maslahatların gözetildiğini görüyoruz. Bazı şeyler de var ki onlar da bizim kul olduğumuzu hatırlamamız, başka şeylere tevessül etmememiz çünkü biz nefis sahibiz. Yani siz de takdir edersiniz ki Allah'ın her an bizi gördüğünü, bizi hesaba çekeceğini, yaptığımız fiilleri bir karşılığının olacağını vesaire bu manaları düşündüğümüz ve hatırladığımız anlar ile bu manalardan koptuğumuz bazen farklı şeylere daldığımız ve nefsani bazı şeylerle meşgul olduğumuz zaman ki halimiz aynı olmuyor. Dolayısıyla bazı ibadetler de bu manaları vurgular. Mesela bizler Allah'ım sen yaratansın, Allah'ım sen işte hesabı görensin, her şeyin sahibisin, sana döneceğiz vesaire gibi manaları tekrarlayarak aslında kendimize en büyük ibadet olan ki geçtiği gibi vele ekber diğer ibadetlerden daha da büyük bir ibadet zikir. Yani hatırlamak. Bunu sürekli kendimize hatırlatıyoruz. Tıpkı bir babanın oğluna oğlum bak ben senin babanım demesi gibi. Halbuki herkes biliyor onun babası olduğunu. Ama burada ona ben senin babanım öyle sonun gereğini yap demektir. Bizler de ya Rabbi sen bizi yaratansın. Sen hesaba çekecek olansın. Biz de ona göre davranmalıyız şeklindeki bir manayı sürekli hatırlamış oluyoruz. Bir de bazı ibadetler var ki sebebini bilmiyoruz. Mesela ezanın İslam'da sebebini biliyoruz namaz vaktine davet için. Ama neden? Subhanallah, Subhanallah diye bir ezan okumuyoruz da Allahu Ekber, Allahu Ekber diye okuyoruz. Bunun sebebini bilmiyoruz. Yine sabah namazının farzı neden iki rekat, akşam iki neden üç rekat bunun sebebini bilmiyoruz. İslam'da bir de bu şekilde gayru makul mana dediğimiz, tabudi ya da tevkifi dediğimiz sebebini bilemediğimiz ibadetlerde oluyor. Bunlar hakkında da sonuç olarak üç tane konu çıkmış oluyor. Ya bize veya topluma doğrudan faydalı emirler ve yasaklar ya bizim halimizi hatırladığımız ve başka şeylere, kötü şeylere meyletmememizle alakalı, hayırlarda yarışmamızla alakalı emirler ve yasaklar ya da sadece Allah'ın bildiği aynı İmam Gazali Rahimahullah'ın verdiği misal gibi doktor mesela sabah sabahleyin iki ölçek şundan kullan, akşam üç ölçek bundan kullan dediği halde biz onun içeriğini bilmesek de o ilacı o doktorun verdiği şekilde kullandığımız gibi yaratıcıdan geldiğini düşündüğümüz emirlerinde bu şekilde kendi katında belli başlı sebepler olabileceğini ve bunun bazılarını bizim bilmediğimizi itiraf ediyoruz ama bunları bilmiyor olmamız Allah'ın bize bunları emrettiği gerçeğini değiştirmiyor. Evet sevgili dostlar uzun bir podcast'in böylelikle sonuna gelmiş oluyoruz. Mehmet Hoca'ya emekleri ve cevapları için çok teşekkür ediyoruz. Unutmayın arkadaşlar en önemli şey en başta saygıdır. Mehmet Hoca'nın kanal linklerini açıklama kısmına bırakıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.